neyse fiyatsa fiyat. Ekrem Coşkun Döner'in yeni ürünü dana kaburgasından ekmek arası köfte. Türkiye'nin yükselen yıldızı TV 42 ekranlarından hayırlı geceler sevgili izleyiciler. Bir Spor 42 programıyla da sizlerle izleyicilerin karşısındayız. İttifak Holding Konya Spor'umuz Vodafone Park'ta oynanan mücadelede yaklaşık 70 dakika üstün götürdüğü mücadelede 90+1'de 7 golle ne yazık ki beraberlikle dönmüş oldu. Tabii 38. hafta mücadele sonunda bu beraberlikle dönmüş oldu. Lig tamamlanmış oldu. 2021-2022 Ahmet Çalık sezonunu İttifak Holding Konya Spor'umuz 3. sırada tamamlamış oldu. Bir nevi hedeflere ulaşıldı. İlhan Hoca tarafından ve futbolcular tarafından bu şekilde söyleniliyor. Bu seneki hedefimiz neydi? Bunu bugün masaya yatırmaya çalışacağız. Kimlerle beraber yatırmaya çalışacağız? Spor yorumcusu Yunus Altınbeyaz bizlerle beraber. Abi hoş geldin, sefalar getirdin. Hoş bulduk, iyi yayınlar. Nasılsın abi? İyiyim, teşekkür ederim. Sen nasılsın? Seni gördüm, daha iyi oldum. Teşekkür ederim. Eyvallah. Uğur abi, sen de hoş geldin. Hoş bulduk, iyi yayınlar. Teşekkür ediyorum. Ben sözü Spor 42 yapımcısı, Merhaba Gazetesi Spor Müdürü Ferhat Türkoğlu'na bırakmak istiyorum. Buyur abi. Sen gezgahı yaptın. Sezonu tamamladık artık. Bu da bizim sezon finalimiz program olarak. Seneye değil, pardon, özür diliyorum. Yeni sezonda ne gösterir artık, zaman ne gösterir? Olur muyuz, olmaz mıyız bilmiyorum. Dediğim gibi sezonun son programı aynı zamanda. Ağustos ayında ligler tekrar başlayacak. Konyaspor
Konyaspor yeni sezonda yoğun bir fikstür bekliyor olacak. Bu sezon itibariyle hani 100. yıl sezonunda Avrupa kupalarına 3. sırada bitirdi. Geçmiş dönemde kırılan bir puan rekoru vardı. Onu egale etti. Ama tabii biraz maç fazlası var. O puan ortalaması farklı. Yine de güzel bir sezon oldu. Şey olarak başta ilk başlarda hani sezonu ilk 10 içinde tamamlamaktı. Normalde camianın kafasındaki şablon o şekildeydi. Ama büyük bir başarı örneği gösterdi. Takım ve teknik ekip, yönetim de buna dahil. Bununla birlikte iyi bir sezon geçirdi diyebilirim Konyaspor. Eyvallah. Ve Yunus abiye dönmek istiyorum. Önce Beşiktaş maçıyla başlayacak olursak abi. Yaklaşık 70 dakika üstün götürdüğümüz bir mücadeleydi. Prestij maçıydı. Genç futbolcuları sahada görmeyi bekliyorduk işin açığı hepimiz. Ekrem ve Ahmet yine 18'deydi, yine sahada yoktu. Genel bir değerlendirme yapacak olursak nasıl bir maçtı bizim için? Maç özelinde bir genel değerlendirme. Evet, maç özelinde şu an için. Tabii yani tablonun netleştiği son haftada iki takımın da gelecek sezon hazırlık gözüyle baktığı, işte biraz da taraftarların görmediğimiz oyuncuları görme umuduyla işte ekranların başına geçtiği bir maç oldu. Yani 1-1 skor olarak İstanbul'dan alınmış bir beraberlik çok sıkıntılı gözükmüyor. Ayrıca saha içerisinde de gelecek sezona yönelik olumlu izlenimler edinebileceğimiz anlar da vardı. Ne ön plana çıktı derseniz çok net. Yani işte ben hakem performansını da beğenmedim, onu da söyleyeyim. Beşiktaş değine ciddi bir hakem. Yani bunlar tartışılmaz bu haftalarda ama maçı 1-1'e getirecek çok ciddi oyunu, Beşiktaş'ın Konyaspor'un yarı sahasında yıkmasında, baskı kurmasında, son bölümdeki özellikle ablukasında hakemin ciddi etkisi vardı. Çok alakasız düdüklerle oyunu, topu biraz Konyaspor'un tarafına getirdi. Onun dışında hakem baskısına rağmen, taraftar baskısına rağmen, Konyaspor'un çok ciddi eksikleri olmasına rağmen şunu gördük. Konyaspor'un oyun gücü, kuvveti İstanbul takımlarının çok üzerinde. Yani bunu yansıtabildiği sürece sahada kim oynarsa oynasın mutlaka bir o izlenim ediniliyor. Yani bu takımın oyun kuvvetiyle ilgili izlenim ediniliyor. Ben hani bireysel performanslara çok girmeden şunu söyleyebilirim. Uğurcan işte hoca da dedi. Keşke önceden oynatılsaydı diye. Gençleri görmek isterdik. Göremedik. O da hocanın işte o maçı kazanma arzusuyla alakalı. İlhan Hoca'nın tercihlerinde zaten sezon boyunca böyle bir genç oyunculara güvenmeme hali var. Eleştirilebilecek tek yön diyebiliriz. Tam olarak ona geleceğim. Ben de böyle düşünüyordum ama genç futbolculara güvenmeyen bir hoca Uğurcan'ı neden sağda tutsun? Veyahut Uğurcan'ı neden oynatsın? Genç futbolculara güveniyor hoca. Ama benim anladığım onu kadarıyla... Geç, onu da geç oynattı ama yani. Uğurcan'ı sezon sonunda oynattı ama 11'de başlattı. Hani güvenmese tamam, onu yani, da oynatmazdı. Musa oynatırdı yine. Sezon içerisinde de değerlendirilebilirdi. Yani devre arasında gelmiş, stoper eksiğinizin olduğu şeyde düzlemde Uğurcan getirilmiş ama yine güvenmedi. Yani ben hatta şey gözüyle baktım herhalde. Hoca onay vermedi bu transfere. Yönetim getirdi herhalde. O yüzden de hoca özellikle oynatmıyor gibi bir hissiyata bile kapılmıştım. Daha önce oynatabilirmiş demek ki. Özür de diledi zaten bu konuda. Beni yanılttı dedi. Keşke bütün oyuncular. Ama çok risk almaktan imtina ettiğini düşünüyorum İlhan Hoca'nın. Tek eleştirilebilir tarafı bu. Biraz muhafazakar. Fazla muhafazakar kararlar alabiliyor. Yani Fenerbahçe'nin, işte Beşiktaş'ın, Galatasaray'ın genç oyuncularını oynatmak zorunda kaldı. Yani o kadar imkanlar var. Konyaspor'un da altyapı itibariyle çok da o rakiplerinden geri kalır yani olmadığını düşünürsek. Biraz daha riskli hamleler yapabilir diye düşünüyorum. Evet, kazanmak önemli. O forma adaleti, oyuncuları kazanma konusunda fazla takıntılı olacak. Bunlar profesyonel. Kime görev veriyorsa o oynayacak. Onda evet, sıkıntı yok. Ama işte açıklaması var ya, işte ben çok geniş kadro istemiyorum, sevmiyorum. Hı hı. Mutlu birbirine kenetlenmiş dar bir kadro daha iyi gibi anlatmaya çalışıyor ama. Az olsun, öz olsun istiyor hoca.
Bu hocanın bu hocalık kariyerindeki bu seviyesindeki isteği. Yani kendi kalibresini, gücünü, kariyerini arttırdığında her oyuncudan istediği verimi çok rahat alabilmeye başladığında bu fikrinden vazgeç. Evet. Ben de. Çünkü bu aslında oyuncuları, küskün oyuncuyu ben yönetemiyorum mu, yönetmekte zorlanıyorum mu söylemek gibi bir şey. Evet, dün de zaten bir TRT Spor'daki mülakatında söylemişti. Ben genç kadroları sevmiyorum. 17-18 oyuncudan oluşan kadroları daha çok seviyorum gibi. Demek ki dediği gibi yönetmesi daha kolay olduğu için nispeten dar bir kadro seviyor yani. Transfer konusuna hani yine geleceğim, orada yine değineceğim ama Uğur abi ondan, pas almışken devam etsin. Ondan önce Uğur abiyle devam edeceğim zaten. Özellikle ben bu soruyu Yunus abiye sormadım. Şimdi Beşiktaş maçında da yine ön plana çıkan iki futbolcu vardı. Rahmanoviç ve Kontrat Mihailyak. Bu sezonun belki de parlayan yıldızlarıydı. Nasıl buldun abi sen? Yani özellikle Yunus abiye abi sormadım. Abi de söyle de niye güldüğümüzü izleyicilerimiz anlasın ya. Yani sezon başında Kontrat Mihailyak'a Ali Kağan'ın epey bir eleştiriler olmuştu ama yani burada ters köşe olman da gayet doğal. Senin yapacağın bir şey yok. Bu İlhan Hoca'nın başarısı. Çünkü o dönemki Kontrat Mihailyak'ı hepimiz eleştiriyorduk. Hakikaten beğenmiyorduk. Senin kadar açık seçik söylemiyorduk. Düzelir diye umut ediyorduk ama sen biraz erken davrandın eleştiri konusunda. Hatta belki onu da söyleyebiliriz. Ama büyük gelişim var. Yani hatırlıyorsan. Ama orada bir şey var abi. Kendisini ben uyardım. Pişman olursun dedim. Bu kadar net pişman oldum da bununla alakalı sen, da bir sen yazı paylaşıyorum. Ben uyardım yani. Dedim ki yani bak bu kadar keskin cümleler kurmamak lazım yani. Rahmanoviç için de aynı şeyi söylemiş. Rahmanoviç gerçekten şaşırttı yani. Ben Rahmanoviç'ten bu performansı beklemiyordum. Ben hep, bununla alakalı da zaten bir tweet atmıştım. Ben hep söylüyorum. Ben çalışkan topçu seviyorum diye. Ama yani Rahmanoviç çalışkan değildi. Çalışkan. Rahmanoviç sahada çalışkan değildi. Çalışkan futbolcu. Rahmanoviç son 10 hafta çalışkanlığını gösterdi bize. Yani. Bu yeteneksiz değil. Yeteneksiz adam böyle oynayamaz. Hayır, çok üst düzey yetenekler olan bir oyuncu değil. Abi adam pas attı, koştu, gol attı ya. Ya hayır, işte bu antrenmanla, çalışmayla alakalı bir şey bence. Yani üst düzey, ayaklarına hakim, 10 numara topçu diyemezsin ki yani. Adamı kadar daha bile kadar. Olan oyuncu konuştuk daha, yani. Her sistemde verim alabileceğiniz bir tipte de değil. Ha. Bölmüş olduk abi, kusura bakma. Evet. Yok, rica ederim ama yani Rahmanoviç de kuvvetli bir oyuncudur ya. Yani çalışkan demeye şöyle, çalışkandır bence ama fizik gücü biraz hantal olduğu için çok sanki çalışmıyormuş gibi gözüküyor mesela. Evet. Ama bakıyorsun defansı da forvette de pozisyonların içerisinde Rahmanoviç ya orada ya yakınında. Yani Rahmanoviç çalışkan bir oyuncu. Ben yani beğeniyorum. İyi niyetinden dolayı ben öyle diyorum. Evet. İyi niyetli. Mesela yani Beşiktaş maçında da bir pozisyon vardı. Hızlanamadı. Hızlansa karşı karşıya kalacaktı. O boyundan dolayı. Yani işte fiziki dezavantaj. Orada rakibi geldi, yetişti. Yine de iyi gitti. Yine de iyi gitti. Vuracaktı yani o son müdahale olmasaydı. Attığı pasa gitti, gol attı. O da var yani. Tabii. Hani o şey. Oyuncu bindirdi yani orta sahadan. Ne olacağı belli olmayan bir atak için o kadar bindirmeyi yaptı. Neticesini elde etti yani. Yani bu senenin en büyük kazancı ikisi diyebilir miyim? İkisi mi? Yani Rahmanoviç zaten belirtilerini veriyor diye. Ama bizim için Konrad Mihailyak hakikaten bir şey oldu. Hani biz kanatlarımız yok. Serdar Güller'in nasıl, yeri nasıl olacak derken unuttuk Serdar Güller'i. İşin aslı o. Yani Konrad Mihailyak muazzam bir gelişim sağladı. Övgüyü hak ediyor. Yani gol vuruşları çok sıkıntılıydı. Bitirme konusunda sıkıntıları vardı. Şimdi hem sağ kanattan hem sol kanattan asist yapabiliyor. İsabetli ortalar yapabiliyor. Gol vuruşları çok daha net. Nerede vuracağını, nerede pas vereceğini aslında nerede duracağını öğrendi. Yani saha içerisinde ne yapacağı konusunda bir fikri oluşunca o rahatlık oyununa da yansıyor yani. Yani Uğur abi milli takım seviyesine gelmiş 23 yaşındaki bir oyuncu bize geldiği zaman 23 yaşında diyorum. Transfer ederken hani çok da panik yapmamak gerekir. Doğru mu yani? Bu tür oyunculara yatırım yapıyor. Çünkü bir sene içerisinde size yani ilk başta şey olsa da eleştirilebilse de. Sıkıntı çekseniz de. Bir şekilde kazanıyorsunuz. Devre arasında, geçen sene devre arasında gelmişti ama Rahmanoviç. Evet. Doğru mu? Yani belki niye geldiğini sorgulayanlar oldu. Böyle oyuncu mu? Her yıl üstüne koyuyor ama hani bu doğru transfer. İşte Hamilton mesela işte devre arası transferi, idarelik. Hani o gelişim olmayacak. Bundan sonra geri gidecek. Tabii Hamilton yaş itibariyle de gelişim uygun değil. Demek ki yani bu transferleri yapmaya devam etmek lazım. Kaybedilen bir aynen şey olmuyor. Yani Rahmanoviç Bosna Ligi'nden geldi. Oynadı. 26 yaşında orada geldiğinde. Klasik 10 numara oynuyordu. Yani Konyaspor'da aldığı roller çok farklı. Geri geliyor 8 numara defansa yardım eden sırtı dönük pivot tarzı oyunlarla oynuyor. Yani mücadele edip
rakibi bozan. Yani biraz bu, bir şanssızlığı var. Bak çok iddia ediyorum. Galatasaray maçında o golü atsaydı. Santrofor oynanırdı tek maçtır. Hmm. Evet, Santrofor. Çok başka bir hikayeye giderdi. Özgüveni de çok yükselirdi. Çok yükselirdi. Hatırlıyorum evet. Çünkü geldiği zamanda da en fazla skora katkı eden bir 10 numara stili bir futbolcuydu Rahmanoviç. Biz ondan gol atmasını da bekliyorduk aynı zamanda. Hani o boy avantajını ne zaman tabii, kullanacak tabii. Diye bekliyordu aslında i̇şte insanlar. İşte hiçbir şey yapmıyor gibi 6 gol atmış sezonda. Büyük yani formanın yarısını çekiciyle paylaştı. Bazen oynadı, bazen oynadı. 6 gol muazzam rakam. Ya çıkar işte 10 gol attı. Yani eli belinde gezerek yani, yapmadı bunu. Tabii. İşte çalışkanlıktan kastım o zaten. Çalışkanlıktan kastım o zaten. Yani bir de isteğini son maç olmasına rağmen ben çok istekli gördüm. Evet. Yani müthiş. Takım genel olarak istekliydi ya. Yani bir de 4 maç şey oldu yani. Ceza da var. Ceza oldu. Burçunladı geldi. Açlığı da var. Doğru söylüyorsun. Uğur abi kendi sosyal medya hesabından paylaşmış. O dikkatimi çekmişti. Ben bu soruyu sana sormak istiyorum abi. Bu sene senin için seni şaşırtan en fazla şaşırtan futbolcu kim? Şimdi ben bir cevap vereceğim. Sizi hiç şaşırtmayacak. Yani ben bu tür tek nokta atış sorulara cevaplar vermekte zorlanıyorum yani. Bir tarafından şimdi o desen başka bir isim seçenek bir şey olacak. Seçenek sunabiliriz istersen. Sun bak. Soner, Mihailak, Rahmanoviç. Başka var mı abi şöyle? Çekici. Peki tam soruyu bir daha alayım. Yani neresini istiyorsun? Yani bunların hepsi başarılı oyuncular benim gözümde ama. Başarılı futbolcular ama beklentim, bu performansı beklemiyordum. Beklentimin gerçekten üzerine neye çıktı göre? Dediğim futbolcu. Neye göre belirleyeceğiz şimdi? Yani evet o neye göre belirleyeceksin? Mesela, örneğin Bütici hani geldiği zaman bir beklenti vardı. Şimdi yabancı bir oyuncuyu ben bu listeye dahil etmem. Yani yabancı bir oyuncu, maliyeti yüksek oyuncu mutlaka bir beklentiniz vardır. Doğru mu? Yani böyle bakıyorum yani. Yani şeyin İlhan Hoca'nın söylediği gibi beni yanılttı. Ya işte o yanıltma sistem açısından baktığımızda yani ciddi anlamda yatırım yapmışsınız, bonservis ödemişsiniz, getirmişsiniz. Ondan çok bir şey beklemiyorduk demek saçma olur. Yabancı oyuncu bir şey bekliyorsunuz da getiriyorsunuz. Ama ben Soner'i söyleyebilirim. Hiç beklemiyordum. Yani ben kendi adıma kesinlikle Soner ya. O yani dediğin gibi çok isim sayılır ama Soner birinciyi yani, kaptırmaz yani. Soner'in ben 28 yaşında olduğunu öğrendiğimde çok şaşırdım. Ve kariyerinde Kastamonuspor ve Gençler Birliği yani dikkat çekmemiş. Dikkat çekmemiş. Süperlikte var kariyerinde. Küme düşmüş bir takımın orta sahasında benim izlediğim maçlarda Gençler Birliği'ni hatırlıyorum. Alver oyuncusu çok sıradan gelmişti bana. İnanılmaz. Muazzam bir değişim. Ben o zaman işte oradan bilenlerle yani Gençler Birliği camiasını severim ben. Sorduğumda hani ne öldürür ne öldürür oyuncusu dediler. Volkan Fındıklı tarzı bir futbolcu bekliyor. Yok, yok o kadar da değil. O değildi de. Daha şeyi hissettirip, yani mesela uzaktan golünü hissettim ben. Birkaç maç denemiş böyle izlediğim dönemde. Hani biz de atabilir bunları gibi ama bu çok üst düzey bir performans sergiledi ya. Bir sezon yani işte başında başladığımız programlarda genelde böyle bir izlenim var. Siz tarafınızdan lider değil. Oyuncu olacak o havası yoktu. Yani hani düşüncemiz yoktu. Lider oyuncu olamaz diye düşünüyorduk. Ama kralını yaptı ya. Lider oyunculuk vasfını kendi kendine aldı. Bu şunu bir adını da koyalım. Orada önünü açan İlhan Hoca oldu. Yani doğal açıdan baktığımızda eğer Amir 6'ya çekilmeseydi bu performansı görmemiz mümkün değildi. Yani orada yatsın orada bir mim koyayım. Yani Soner bu sezon Amir muhtemelen gidecek gözüken o. Amir gittikten sonraki Soner'in performansını da ben çok merak ediyorum. Çünkü oradaki çok o güvenliği, o konforu yani sezon başında ben 6 numara olarak Amir'i görmüyordum. Ben 8 oynayacak diye bekliyordum. Bir arkayı Amir'e teslim etti. Amir de bunu muazzam başardı ve önündeki 8 sanki kim olursa olsun performans yükselecekmiş gibi geliyor bana yani. 8 oynuyor. Rahatlatıyor. Evet. Önündeki oyuncu evet. Yani Oğulcan'ı Amir'in yerine çeksek sırıtır mı diyorsunuz abi siz? Sırıtıyorum. Niye? Şu an yani şimdi çok farklı oyuncular ya. Hem fiziki yapı olarak, yani teknik olarak, oyun görüşü olarak. Oğulcan kötü bir oyuncu değil. Yani hocanın Soner-Oğulcan değişikliğini ben çok iyi anlıyorum mesela. Yani ikisi birbirini tamamlayan oyuncular. Ama Amir-Oğulcan değişikliği tamamen oyunun şeyini de değiştirir, karakterini de değiştirir. Bruno Pasta izlemek lazım. Ha Bruno Pasta Amir'i işte mukayese edebilirsin. O ayrı, yani, o tarafı olur. Topla çıkışlarını şimdi seyretmedik, bilmiyoruz. Sosyal medyadan bir arkadaş yazmış, ismini unuttum kusura bakmasın. Yani ismi Bruno olup bonus saçlı bir Portekizli'nin kötü çıkma şansı yok falan gibisinden. Bir iki videosunu izledik, gerçekten güzel yani ayağına top yakışıyor. Bir de alt bitlerde
milli takımların alt yaş kategorilerinde oynamış sürekli her yaşında. Ama talihsiz bir sakatlık geçirmiş herhalde. O yüzden ikincilikliğe kadar düşmüş. Ama şu anda kendini geliştiriyor. Ha işte Gerson Fernandes'ten bahsediyoruz. Rize Spor'da oynadığı Beşiktaş'ın. Evet. O da Benfica'nın takımına giremediği için. B takımında şeydi. Şimdi Türkiye'de büyük ümit besleniyor. Yani bu da Sporting Lisbon'un A takımına girmek, orada yer almak kolay değil. Evet. Ama bir beklentisi var ki ikinci satışından Sporting bir pay koymuş. Bu arada yeri gelmişken hayırlı olsun Camiye'ye ilk transferimiz. Evet. Yani şaşırttı bizi. Beklenmedik bir anda. Bruno Paz transferi. Yani demek ki bir hazırlık yapılmış. Bayağı bir yapılmış. Hatta sürpriz birkaç transfer çalışmaları da varmış. Yani o konuda en son sana bundan söz veririz ya. Gazeteci arkadaşım. Başta söylesin de yorumumuz ona göre yapalım. Olur. Yani söylenebilecek bir şey varsa. Şey. Yani gizlemen gerekiyorsa da Konyaspor menfaati açısından gizle. Konyaspor menfaatleri adına biraz gizleyelim. Tamam. Bulunması lazım olursa güzel olur ama Skubic'in yeri çok güzel bir futbolcu da dolacak diye isimler dönüyor zaten. İsimler dönüyor. Birçok isim dönüyor da. İşte birçoğuyla anlaşılma aşamasında şu an. Transfer tekrar döneriz abi. Konyaspor 3. sırada tamamladı. Seni tatmin etti mi? Evet. Net bir soru. Şimdi, sezon başından bahsetmiyorum. Yarı dönemden İkisini sonra. De söyleyeceğim. İkisini de söyleyeceğim. Ben hatırlatayım. Bu takım bu saatten sonra 5. de olsa ben başarılı sayarım dediği bir şey var. Hatırlatmana gerek yok Ferhat abi. Benim bakış açım net o konuda. Bak gelecek seneyi bağlayayım şu anda ben size. Yok, ben bu Konyaspor kadar... ilk onu bana versin. Gelecek sene ben tamam diyorum ben. Hiçbir şey değil. Sadece bu transferlere devam etsin ama geleceği kurgulamaya devam etsin. 25 yaş altı transferlerini devam etsin. Alakasız bu şeyi bir daha görmeyelim mesela yani. Ahmet Hasan tarzı transferi bir daha görmeyelim. Son dakika. Hala futbolcumuz hani, ama Hamilton transferini görmeyelim gibi. Mesela. Yani bak 17 yaşında almışsınız. 7 sene, 6 sene beklemişsiniz. Tabii. Bu sene satmayı düşünüyoruz. Bak işte alacağın oyuncu belki 6 sene sonrasına. Yani artık şunları yapalım. Hani Skubic 6 sene önce gelmiş, doğru mu? Futbolu bıraktı gitti. Yerine bir tane daha alamamışız. Hani bunları doğru transferi tamam övüyoruz. Doğru işler bunlar ama yapmaya devam etmek lazım yani. Bunu sürdürebilir hale getirmek. Bunu sürdürsünler. İlk 10 hiç şey değil yani. Skubic'i aldıklarında bir adam alsalardı yanında, koysalardı, sürekli izle deselerdi. Skubic gittiğinde sen oynayacaksın deselerdi. 6 senede olurdu herhalde o adam. Değil kesinlikle mi? Yani hani bir istikrarlı. Yani bir sadık oynarım diyorsun tabii, mesela sen şu anda. Oynarım. Ben onu izledim. Zaten normalde oynadım da sağ tarafta oynuyorum. Halıza yapabilirsin. Hayır gerçekten öyle yani. O dönem 26 yaşında geldi. Yanlış hatırlamıyorsam. Skubic Konya'ya. 25 geldi oradan. Doğru. 26 abi. Net gibiyim yani. Bir bak istersen 26'da geldi. 32'de bıraktı zaten 32 şimdi. 26'da geliyor. 26. Ha, 26'da geliyor. 26 aynen. O gün 20 yaşında bir tane sağ bek koysan. Yarına. Bakın 26 yaşında taş gibi sağ bekim var. Aynen öyle. İşte arada orada yedeklemişti. Yani bu açıdan bakmak lazım. Şimdi Ciler mi? Çok rahatız da hani bir oraya bir şey alın yani. Hani Rize'nin opsiyonsuz oyuncusunu kiralamakla olmuyor bu iş. Hani bunları yapmamak lazım artık. Yani şu transferi ben çok beğendim. Onları değerlendireceğiz. Neyse. Bunlar yapıldığı sürece, doğru işler yapıldığı sürece Konyaspor'un Süper Lig'de olması yeterli benim için. Öteki tarafına geliyorum. Sezon başı itibariyle Konyaspor'dan böyle bir başarıyı kimse beklemiyordu. Çok muazzam bir sezon yaşattı bize Konyaspor. Doğru. Tebrik ediyorum yönetimi, hocayı, futbolcuları, taraftarı. Taraftarı az tebrik ediyorum bu arada. Yani, tebrik edilmesi gerekiyor. Şöyle, gelenlere, bu mücadeleye ortak olanlara, bu hikayede payı olanları tebrik ediyorum. Geri kalan bu coşkuyu, yani bu takımın hak ettiği coşkuyu taraftar veremedi. Yani bu hiyerarşide sınıfta kalan bir taraftar. Acı bir şey söyleyeyim. Eğer taraftar o eski desteğini vermiş olsaydı biz ikinci bitirdik. Şimdi oraya geleceğiz. Şampiyon bile olurduk benim. Yani çünkü sahipsizlik görüntüsü de bizi yani, çok haksız oldu. Kesinlikle son haftaya kadar şampiyonluk yarışta şey sürebiliriz. Çok sahipsiz bir görüntü verdi Konyaspor. Oraya gelirsek ikinci yarı itibariyle Konyaspor'un kaybedilmiş bir ikinciliği var. Bunun da adını koyacağız. Kaybettirilmiş de diyebiliriz. Nereden bakmak istersen Karaç'cığım. Sadece ikinciliği mi? Yürütçüğüm nereden bakmak istersen dedin de daha pardon. Yayının başında girer girmez hakemden bahsettin. Beşiktaş maçındaki tamam, hakem. O ayrı. Tamam. O ayrı. Ayrı. Şimdi sen ne derler? Hayır. Sen eğer boynunu uzatırsan bir ilmeğe geçirir oradan yani. O yönetilebilir bir süreçti. Yönetilmeliydi. O gün
şu şartlarda Konyaspor iyi bir planlamayla, iyi bir camia yönetimiyle, iyi bir algı yönetimiyle kendisini Trabzon'un yanına konumlandırır. Ufak ufak oraya geçemese bile, şampiyon olamasa bile sezonu onun arkasında bitirirdi. Konyaspor neyi yaptı? Bir, işte bir haftanın içerisinde önce kupayı çok sessiz, sakin bir şekilde arkasında Trabzon maçını kaybederek teslim etti kendini. Zaten yani kaderine razı olmuştu Konyaspor camiası. Özellikle o maçtan önceki bir şey var ya. Trabzonspor maçı öncesindeki Başkan Bey'in yaptığı açıklamayla beraber zaten. Yani orada kabullenilmişlik. Zaten şampiyon Trabzonspor oldu. En kötü sezon ihtimalle, bakın şöyle söyleyeyim. Çok tecrübeli bir yönetim şurada orada şunu yapardı. Zaten Trabzon'a karşı bir lobi oluşmaya başlamış ligin içerisinde. Bütün İstanbul takımlarını ve Anadolu'nun desteğini, yarısının desteğini alıp ciddi anlamda kafa kafaya getirilebilirdi. Konyaspor kendisi iddialı olmadı ki. Ya da tamam bunu çıkıp biz şampiyonluğa adayız demek absürt olurdu. Hayır ama alttan alta dengelerle öyle bir oyuncu söyledi. Yani sizi itelim diyen çok oldu da biz istemedik. Biz istemedik. Katılmıyorum abi buna. Neden? Yani şampiyonluğa biz adayız diye niye biz söyleyemiyoruz bunu? Trabzon'u yendiğimiz zaman aramızdaki yani var. Şey o, cami ahlak açısından söylüyorum. Ben bunu açık açık deklare edemezsin. Ahmet Ağol yapıyordu bunu. Ya o ayrı bir şey. Trabzonspor yapar bunu ya senin hayatında. Hiç sen şampiyonluk mücadelesi mi verdin? Bak bu konularda hiç şeye gerek yok. Şovenizme hiç gerek yok. Niye? Sen hani taraftar değilsin. Sen gazetecisin. Konyaspor haddini bilerek ufak ufak gidecek. Yanlış mı düşünüyorum doğru, abi? Doğru. Yönetimden bahsediyoruz. Biz niye yönetim biz dünya şey ona bakarsan dünyanın en büyük takımıyız biz. O ayrı. Duygusallığı bir kenara bırakalım. Biz ilk kez zirve mücadelesi verdik hayatımızda. Doğru. Biz üçüncü olduğumuz sezonda bile ikinci yarı açılmıştık. Doğru mu? Evet. Doğru. Gidebileceğimiz zaten de üçüncülük diyor. O iki takım gitmişti kafadan. Ona da ulaşmıştık. Biz dördüncü takımda çekişmiştik o zaman Başakşehir'de. Şimdi sen ilk kez zirve mücadelesi veriyorsun. Buraları göreceksin. Çok fazla öyle yüksek perdeden konuşmamak lazım. Ama aşağıdan konuşulabilir miydi? Ya benim şahsi fikrim ben Trabzon'a gerginlikle girerdim. Barış kardeşlik edebiyatıyla değil. Ortalık yani oradan kaybetsen bile, ortalığı karıştırdın. Bir kesimi arkana alırdın, devam ederdin. Biz ne yaptık? Sessiz sedasız ilerleyelim derken hop Fener'i arkamıza yanaştırdılar. O saatten sonra Fener arkana geldiği anda bitti o iş. Geldiği anda bitmişti Murat. Yani orada kaybedilmiş bir ikinciliğimiz var. Ama bunlar kimseyi başarısız ilan etme derdim değil. Konyaspor yönetimi de çok başarılıdır. Hocası da çok başarılıdır. Teknik heyet, futbolcuları da çok başarılıdır. Ama orada sanki bir daha böyle ılımlı olalım, işte doğru mesajlar verelim, futbolun doğrularını yapalım da işte hani burası da hani burası da Türkiye mi acaba? Burası efendilik da Süper Lig mi acaba yani? Yani bu konuda o sezon, bu sezonun ikinci yarısı ilgili çuvaldız batıracağız ya. Efendilik götürmüyor. Dedik ki acemi dedi şeyden mi? Sonra biz Trabzonspor maçından sonra 6 mağlubiyet aldık. 6'sını da öne geçip kaybetmişiz. Evet. Yani bunun üzerinde düşünmek gerekiyor. Bu bizim kabahatimiz. Zaten ilk yarı ile ikinci yarısını falan dersin. Eyvallah ama 6 maç. Yani 6 maç kaybetmişiz. Abi, çok tamam, güzel yerlerde operasyon yedik. Ha tabii canım. Operasyonla kabul edeceğim. Şüphe yok. Onda kendi şüphe yok. Ama mesela hani işte evindeki Karagümrük maçını 1-0'dan 2-1 vermeyeceksin. O, tabii canım. Öyle. Anlatabiliyor muyum? Yani İşte orada psikolojik süreçleri iyi yönetemediğimizin göstergesi. Yani Konyaspor bu sezon ilginçtir. 3 tane kırılma anı yaşadı. 3'ü de Karagümrük maçı. Sezonun ilk yarısındaki Karagümrük maçı bizim ikincilik adına yelken açtığımız maç oldu. 4-1'lik galibiyet. Evet. Kupadaki 5-4'lük mağlubiyette tüm ayarlarımızın bozulduğu maç oldu. Yani o zamana kadar gollemek... Mesela orada bir tercih yapamadık. Yapamadık. Kupayı da kaybettik. Aynen öyle. Kaybettik. Tam kadro çıktık. Yorulduk. 120 kupayı istiyoruz. Eğlendik. Kupayı istiyoruz. Kadrosu da değildi. Değildi. Hayır biz ligi istiyoruz. Kadrosu da değildi. İkisini yürütebilir miyiz? Kadrosu ikisinden de etti. 120 dakika oldu. İşin kötüsü elendik. Yani o maç bizim için dönüm maçıydı ve son Karagümrük maçı da yani ikinci iddiamızın tamamen. İşte burada lider neden önemli? Hani ben şeyde yaşadığımızda çok şaşırmıştım. İşte üçüncü oldu takım. Ertesi sene hedef koyuluyor. Herkes Avrupa'da bir şey olabilir mi? Doğru mu? Ligde yine tekrarlayabilir miyiz başarısı? O günün teknik heyeti yönetimi ne dedi? Bırakın biz kupaya gideceğiz. Çat yani hani hedef farklılaştırma aldı. 3 tane hedefin içerisinden bir tanesini sıyırdı. Ve o gün camianın büyük çoğunluğu odaklandı oraya. Odaklandı ve kupaya gideceğimizi biliyordu. Hani bir kesim yolda arıza çıkardı. Ligde bir arıza çıkardı ama
hedef koyabilmek ve o hedefe ulaşabilmek büyük iş. Yani riskli mi riskli? Başakşehir finalini kaybetseydim belki koca sezon boşuna gitti diyebilirdim işte, ama o dönemde de hani Karagümrük maçının oynandığı tarihle Trabzonspor'un oynandığı tarih, yani bir çakışıyor olmasa bizim büyük şanssızlığımız. İşte orada bizim bir tercih yapmamız gerekiyor. Yapmak da çok zordu be Yunus. Yani şimdi öyle bir şey ki kucağına gelmiş bir ihtimal var. Çok zayıf da olsa bir ihtimal var. Arkandan itiliyorsun. Şey olarak hani manevi destek olarak futbol kamuoyunun önemli kısmı Konyaspor'u destekliyordu. Bir sempati de vardı. Rahmetli Ahmet Çalık'tan da kalan. Yani keşke olsanız şampiyon gibisinden. Çok güzel hikaye olacak. Şimdi orada da yani ya ben bunu istemiyorum deme şansın. Yani İşte orada tersini düşünebilirsin abi. İlhan Polut açısından düşünüyorum. Kupa maçına tam kadro çıkmış olsa, ola ki eledi veya elendi. Yani Trabzonspor'a her türlü olası mağlubiyet zaten bu sefer de farklı eleştiriler getirecektik. Ya işte zihniyet bu kadar mı dar? İşte sizin için tarihi maç vardı, takımı yordunuz çıktınız falan. Gene aynısını benzer şeyler oldu tam ama. Tam tersi. Daha az eleştiri almaz mı? Kupaya yedek çık abi. Hedef maç Trabzon haline gitsin. Kupaya yedek çıksa i̇şte eyvallah ona bir şey demiyorum. Bir işte. Tercih yapmamız gerekiyordu sanki. Evet. Tercihi reklam arasında. Tam olarak reklama gitmeden önce şuna da değinmek istiyorum ben. Hani sen dedin ya abi, sen gazetecisin taraftar olarak davranma diye. Ama ben şundan bahsediyorum. Şimdi biz Trabzonspor'u eğer mağlup etmiş olsaydık, Trabzonspor'la aramızdaki puan farkı 3 olacaktı. Bir maç eksiğimiz vardı Başakşehir'le. Eğer Başakşehir'de mağlup etmiş olsaydık Trabzon'la başa baş puan farkı. Yani puandaydık. Şampiyonluğun en büyük adayıydı. Ali Kağan bir şey söyleyebilir miyim? Yani o teorik olarak öyle ama Trabzonspor'un zaten ilk 10 dakikası o maçın kazanmamızın mümkün olmadığını, bak hakem kararlarından bahsediyorum. Yani sahanın içerisinde takım dövüldü. Abi net bir şekilde doğramaya yoktu. Forvetlerin ilk 15 dakikada 2 sarı kartı vardı. Evet. Faul dahi almadılar. Yani orada tamam hayal kurmak iyi bir şeydir ama bir de gerçek vardı. Yani biz oraya tam kadro ve fitte çıkmış olsak böyle bir şey izin vermeyecekleri. Yani ben 10. dakikada anladım yani futbol sever olarak. Ben 35 senedir 40 senedir futbol izliyorum. Yani oradaki hava yani. Tabii yani ambiyans, tribünler tıklım tıklım. 1,5 senedir bu iş için yatırım yapan lobisiyle, kadrosuyla, yönetimiyle bir kulüp. Yani seni orada harcadılar. Kesinlikle abi. Doğru. Onun ötesinde Trabzon olmasa rakip. Yine de itirazım var. Alkan, Anadolu kulübüysen bütün adımlarını şampiyonluk dizaynı için atarsın. Ama yine de demezsin. Ufak ufak gidersin. Yani bu da bir dengenin ürünüdür. Şimdi hani bir laf vardır ya, İstanbul takımları sezona hangi takım olursa olsun şampiyonluk parolasıyla evet, başlar. Doğru. Şimdi senin o seviyelere gelebilmen için bunu birkaç kere tekrarlaman lazım. Yani bu Başakşehir olmalı. Kamuoyunu da alıştırman lazım. Evet, evet Konyaspor şampiyonluğu oynayabilir demek lazım. Kesin olur da Konyaspor. Önü açılırsa şampiyonluğu olur diyebilir miyim? Başakşehir yani. Olman lazım. Sen İstanbul lobisini arkana alman lazım biraz da. O da var yani. Bunları bu seviyelerde kal. Bir süre sonra kendin de zaten söylediğinde çiğ olmaz olur. Kimsenin tepkisini çekme. Hani ne oluyordu? Sen kafa kafaya giderken şampiyonluğun en büyük adaylarından biri olmana rağmen hayırlı şampiyon mu olacaksınıza kadar geliyordu. Niye? Sen o başarıları tekrarlarsan ancak bunları normalleştirirsin. Zihinlerde normalliği olmayan cümleleri söylemek iticiliğe neden olur. Ama aşağıda adımları ona göre atabilirsin. Hiç sıkıntı yok. Deli gibi bağır yani. Ben şampiyon olacağım diye. Ama kamuoyu yönetmek başka Deklar bir şey. Deklar etmemek lazım. Eyvallah. İkinci bölümümüzde transfere değineceğiz ama bir reklama gidelim. Reklamların ardından tekrardan sizlerle izleyicilerin karşısında olacağız. Kalite ise kalite, fiyatsa fiyat. Ekrem Coşkun Döner'in yeni ürünü Dana Kaburgası'ndan ekmek arası köfte. Fiyatsa fiyat. Ekrem Coşkun Döner'in yeni ürünü Dana Kaburgası'ndan ekmek arası köfte. Evet efendim, reklamların ardından tekrardan sizlerle izleyicilerin karşısındayız. öncelikle bir sizden gelen birkaç mesaja yer vermek istiyorum. Murat Köseoğlu. Murat abimiz yazmış. İyi yayınlar. Dostlara selam. Yine telefondan izlemeye devam demiş. Burada bir sistem var. Murat abi haberin olsun. Bana mı sistem? Sana değil, yönetime sistem. Yani yönetime sistem. Ben de seninle beraber program yapıyorum. Buradan biz de duyurmuş olalım yani. Gelen sistemleri. Hep söylüyoruz hep bunu. WhatsApp ihbaratından da geliyor bu sistemler. Bizim elimizden gelen bir şey yok. Ve ayrıca benim bir televizyonculuk tecrübem yok. Yani hani sadece yok. Ekran önündeyim. Sen de spor yapımcısın ya. Bundan kaynaklı. Fatih
Soğucaklı, hayırlı akşamlar, iyi yayınlar dilerim demiş. Haldun hocamız bizleri izliyormuş. Hocam selamlar. Hamza Okur bizleri izliyormuş. İbrahim Büyükeken bizleri izliyormuş. Abi merhabalar. O da şu an Kosova'da herhalde sevgili genel müdürümüzle beraber. Evet, Esat Bey'le beraber onlar bir Balkan turu yapıyorlar. Nurettin Küçükemek yine bizleri izliyormuş. Rasim Çetinkaya, selamun aleyküm, hayırlı akşamlar, iyi yayınlar demiş. Aleyküm selam. Metin Karlıoğlu bizleri izliyormuş. Bülent Çelik, Mehmet Enver Bıyıklı gibi isimler bizleri izliyormuş. Hayırlı akşamlar dileklerini bizlere iletmiş. Yunus abiyle başlamak istiyorum. Yunus abi, şimdi Konyaspor bir transfer politikası çizecekse, eğer ki sen yine hani bu 25 yaş altı, 24 yaş altı diyeceksin ama ne tip futbolcular almak lazım? Nerelere futbolcu almak lazım? Nereleri doldurmak lazım? Üç kulvarda yarışacak bir Konyaspor'u düşünüyoruz çünkü. Şimdi aslında 24 yaş altı cümlesiyle kendimi bağlamış gibi oldum da verimli transfer diye bir şey vardır. Yani yaşıyla alakalı değil. 30 yaşında da alırsınız. Beşiktaş Atiba'ya atıldığında kaç yaşındayım? 32 mi? 30'da bıraktığına göre. 30-32. 32 şu an 38. Yanlış hatırlamıyorsam Eskişehir ilgileniyordu Atiba'yla. Eskişehir anlaşacaktı, Beşiktaş anlaştı. Bilmiyorum. Ben öyle bir hikaye bilmiyorum. Ama benim bildiğim ekstrem örnekler ya. Eskişehir, her zaman olmaz yani. Bence çok ekstrem değil. Vardır böyle. Yani tersi örnek daha fazla olur. O yaş tabii, grubu için. Mutlaka onu demeye çalışıyorum. Yani onu, genel algıyı bozan şeyler evet. de var. Getirirsin işte 32 yaşındaki bir oyuncu. 3-4 sene çok büyük verim alırsınız. Profesyonelliğiyle verim katar. Gençlere abilik yapar. Ne bileyim siz kulübün kültürünü geliştirir, vizyonunu geliştirir. Bunlar ayrı şeyler ama genel olarak üretmek zorundayız. Bir zorunluluğumuz var. Yani evet geleceğin Konyaspor'unu inşa edelim de bu futbol bütçeleriyle, bu futbol rakamlarıyla bizim hayatta kalma şansımız yok. Biz her yıl oyuncu satmak zorundayız. Doğru mu? Evet. Bunun için bu yüzden genç diyorum. 24 yaş altı, 25 yaş altı. Üreten kulüp olmanın birinci yolu bu. Üretirken bir scouting iyi yap. Dışarıdan getirdiğiniz oyunculardan verim alabilme. İkincisi kendi altyapınızdan oyuncu yetiştirebilme. Bu iki tarafı sürekli beslerseniz bu takımı hem bir anlamda normal sezonlarda verim alırsınız hem de üretmiş olursunuz. Hem ekonomik anlamda kulübü rahatlatırsınız. En genel vizyon bu. Başka daha önemli bir vizyon görmüyorum ben. Türkiye'deki takımlar bunu yıllardır yapmadığı için zaten futbol ekonomisi çökmüş durumda. İşte 7 yıl önce getirdiğiniz Amir Hazzi Ahmetoviç'i bu sene satacağız da para kazanacağız. Bunun hayalini kuruyoruz. Ama bir tane örnek. Doğru mu? Yani bunun gibi birkaç tane oyuncu olmuş olsa çok daha geleceğe umutla bakarsınız. Bunu bir kültür haline getirirsiniz. Şu haliyle yapılacak transferlerde temel beklentim bu yönde. Geleceğin Konyaspor'u. Ayrıca sezon içerisinde gördüğümüz kadarıyla tartışılır bu sezon, biz bu sezon gelen oyuncuların verimliliği, geleceğe olan katkısı tartışılır. Kimisi iyi bulur, kimisi iyi bulmaz. Ama net bir gerçek var mı? Bu takımın ilk 11'inin 8 tanesi geçen senelerden kalan oyuncular. Evet. Bu sene bu başarıyı sağlayan takım için söylüyorum. Demek ki öyle ha onu al, ha bunu getirle başarı falan sağlanmıyor. Bu takımın geldiğinde niye geldiği tartışılan oyuncularından, ne bileyim işte ilk geldiğinde verim alamadığınız ama daha sonra giderek verimliliği artan oyuncularından, sen Süper Lig üçüncülüğünü hayal edebiliyorsan, şampiyonluk heyecanını hissedebiliyorsan zaman zaman, bu demek ki istikrar işi, biraz oturmuş kadro işi. Çalışma, azim. Umadık taşın baş yarması lazım. Demek ki istikrarlı. Yani her sene takımı boz değil. Yani işte iki sene sonrasında. Bu sene yapacağınız transferler aslında bir sene sonra. Gelecek sezonun transferleri. Yine geriye bıraktığınızda neyi umut ediyorsunuz? İşte Mihalak geçen sene geldi, tam sezonun son dönemine doğru verim aldın. Gelecek sene için çok büyük umudum var Mihalak'tan. Doğru mu? Doğru. Bir sene önce getirmiştin Bütüçi'yi. Devre arasında alıştık, bu sene verim verdi. Yani şimdi sen alacağın oyuncuları, ben böyle bakıyorum olaya. Devre arasından sonra, gelecek sezondan itibaren sana verim sağlayacak oyuncular. Ama Konyaspor'un çok önemli bazı şeylere de ihtiyacı var. Gelir gelmez katkı sağlaması gereken. Özellikle çok net bir santrofora ihtiyacı var. Bu sene yapamadığı şey bana göre. Evet. Bir panik transferiyle Ahmet Hassan. Büyük evet. bütçe, büyük rakam. Ama alınmamış bir, hatta zaman zaman bazı maçlarda takımın huzurunu da bozma. Hatta takımı, komik bir rakamla TL'inden vazgeçip Ahmet Hassan'a yönelilip daha üst bir ücretle Ahmet Hassan'ın getirilmesi gibi. Yani o biraz bir amatör yaklaşımdı, transferdi.
Şimdi işte. Hem evet Konyaspor'un santraforda geleceğe yönelik bir genç oyuncu transferine de ihtiyacı var. Ama atıyorum 28, 29, 30 yaşında tecrübe geldiği var. Zaman 15 golü atabilecek bir oyuncuya da ihtiyacı var. Yani hem geleceği kurgulayacaksınız hem bu sezonu da düşmemeye çalışacaksınız. Amir'in yeri dolacak. İşte bu oyuncu ne kadar doldurabilir? Yedek planlamanız var mı? Hani Bruno olmadığında hani ben şunu oraya monte ederim. Düşünmek lazım. Ama güzel olan taraf işte Uğurcan devre arasında sessiz sedasız geliyor. Bak seneye bir figür olabilir mi? Umut ediyorsunuz. Demek ki oyuncunun bir gelip bir 6 ay beklenmesi lazım. Bir sene beklenmesi lazım. Yani bunlar çok önemli işte. Gelecek oyunculardan temel beklentim bazı bölgeler var. Oraya gelir gelmez katkı verecek oyuncular. Geri kalanlarda da geleceğin kadrosunun oluşturulması. Başka da bir şey demiyorum ben. Peki hangi mevkilere transfer ihtiyacımız var? Önce Yunus'un çizdiği çerçeveden devam edeyim ben. Mesela Konyaspor bu sezon 3. bitirdi. Yayın gelirlerini 142 milyon lira kazanmış. Yani yaklaşık 8 milyon euro. Evet. Çok komik değil mi? Çok komik bir rakam. Yani elde edilen rakamlar TL'ye gelir. Harcamalarınız euro olarak devam ediyor. Bunu göz önüne almakta fayda var. Mevki olarak bakarsak Yunus'un dediği gibi santrafor yani kesinlikle çünkü Konyaspor oyun hakimiyetini kuran, pozisyona kolay giren, çok orta yapan, çok atak geliştiren bir takım. Bizim net bir santraforla çok farklı bir yere gelebiliriz yani. Stoper minimum iki tane. Stoper ihtiyacımız var mı abi? Stoper ihtiyacımız var. Yani Aniç işten zaten fayda vermiyorduk. Yani aslında yok olduğuna yönelik bir inanışım var da ortaya koy da üzerinde tepinelim. Zaten stoperle devam ettik sezon boyunca. Yani Uğurcan'ı tamam hadi oraya kabul edelim. Adil de sol stoper oynattı. Beşiktaş maçında çok sırıtmadı. Önlü bro yani Uğurcan'ın da onu söyleyeyim. Sırıttı mı? Adil Demirbağ sol stoperde. Abdülkerim'in gideceğini tarz ederek söylüyorum. Maç bakmamak lazım. Yani maç sezon olarak bakacağız. Lazım. Tabii tabii. 3 maç sırıtmaz bir maçta sizi pişman yani eder. Sen stoper olarak Adil Demirbağ Uğurcan'la mı başlamayı planlıyorsun? Yani minimum 2 stoper. Yok ben planlamıyorum. Ve de olur mu yani? Olsa soruyorum. Olsa kabul eder misin bu stoper ikilisi? Yani eğer tutacaksa neden olmasın? Hem çok riskli olur. Çok riskli yani bir de 7+4 iki tane hocanın, Türk futbolcu gelecek sezon. Hocanın güvenmediği kadar derken mesela şurada tartıştığımız konu hocanın düşünceleri. Hı-hı. Şimdi diyoruz ya Uğurcan'la işte Adil'in şeyi diye. Yani stoperde planlama olmaz. Nedir abi? 2+1 değil midir? Yani 2 as stoper, 2 tane yedekleyici stoper, bir tane de yani daha genç işte ne bileyim 5. Evet. stoper olabilecek. Başka bölgelerden devşirilenleri söylemiyorum. Yani ön liberodur oynatırsın abi. 5 tane. Senin şu anda Adil yarımdan bir as stoper. Yarımdan bir diyorum. Yani ikinci yarıdaki son bölümdeki performansıyla önce bir sallandı. Eğer Abdülkerim giderse, satılırsa senin net bir stopere ihtiyacın var önde. Yani Uğurcan figür olarak nereye çıktı işte o 2+2'nin ikisi. İkisinden biri oldu. Yani yedek stoper. İkincisi kim? Yedek stoperin ikincisi kim? Devşirme kabul etmiyorsun zaten. +1 kim? Bir örnek vereyim. Ben sana söyleyeyim abi. Yani şey giderse 3'e bile çıkabilir. Çıkabilir. Katılıyorum sana. Abdülkerim giderse 3 stoper. Beşiktaş maçına dikkat ettiniz mi? Oyun başlangıçlarını kaleciye yattılar. Savunma yani tamamen. Senin oyun planında Abdülkerim'in yüklendiği misyonu şu an kapatabilecek bir oyuncuya ihtiyacım var. Savunmada şey yok. Savunma tamamen dağıldı şu konuştuğumuzda göre. Evet. Sağ bekten de bahsetmek mesela. Bir de 7+4 kuralı var unutmayın. Yani bizim orayı yerli stoper doldurmamız reklamdan gerekiyor. Reklamdan önce sağ bekten bahsettik. Sağ bek yok. Stoperler sıkıntı. Cilermen'in yediği yok yine. Cilermen'in de yaşı geldi belli bir şey. 32 geldi. Yaşında şu an. Bir kanat. Öyle mi? Evet. Yani bir kanat benim santrafor. Yani bunlar kaçınılmaz. Arka taraf bayağı sıkıntı. 29'da mı gelmişti? Şu anda öyle. Santrafor'u diyoruz da. Santifor diyoruz da. Sayılarla aramı sorgulamayı, yaşlar konusunda bir bak bakalım Konyaspor'a geldiğinde kaç yaşında? Bakalım. 29 diye hatırlıyorum ama. Bakalım. Santifor Santifor hani şart diye söyledik ama şu anda konuşuyoruz. Savunma tamamen Allah ve kullar. Savunma o kadar tedirgin edici ki yani Konyaspor'u güçlü kılan önemli çok oturmuş bir savunma kurgusunun olmasıydı. Savunma gerçekten yani. Biz zaten o yüzden alaşağı olduk ya. Gol yemediğimiz maç yok. Savunmamız çok iyiydi ama sonradan. İşte şimdi burada o işte dörtlünün bir de ben hatta ona beşli diyeyim. Ön libero'yu da katalım. Amir'i de koyalım. Yani o beşlinin neredeyse dördü mü gitmiş oluyor. Gibi oluyor doğru. İşte evet.
Yani bu çok korkunç bir risk. Bak bunu Konyaspor yönetiminin, teknik heyetinin farkında olduğunu düşünüyorum ama farkında olmadıklarının ötesinde de bir risk var. Yani Konyaspor'u güçlü kılan şey neydi? O oturmuş savunma kokusu. Savunma dediğiniz şey de alışkanlıktır biraz. Birlikte oynaya oynaya. İşte o tandemler vardır ya işte. Sağ stoperin sağ bekle. Sağ stoperin sol stoperle. Sağ stoperin ön liberoyla. Yani toplamda o üçgenleri kurabilmesi için bir alışkanlık. Oyun hafızası, zihinsel hafıza, tecrübe. Bunlar çok önemli. Şimdi o beşlinin içerisinde siz dört tanesini yenileyeceksiniz. Evet. Orası çok kritik olacak. Çok dediğiniz kritik. Gibi sezonun şeyi belirleyici yani düşünün, noktası o transfer. Düşünün Adil burada sizin elinizi kuvvetlendiren etken. Evet. Yani Adil'in oyunu oynamış olmaz. Yani yarı bu, dönemde istenilmeyen aynen. bir futbolcu. Senin aynen öyle. Kuvvetlendiriyor. Şimdi Cilerme senin için hayati. Gelecek sene oyunu nereye kurduracaksınız? Kime kurduracaksınız? Eğer Abdülkerim giderse. Amir gitti işte... Bruno onu yapabilecek mi? O oyun konusunu yapabilecek mi? Anlaşabilecek mi? Ya da Uğur abinin bahsettiği gibi. Badıcılar mı 32 yaşındaymış. 2019-2020 sezonunda gelmiş. Yani senin dediğin gibi 29 yaşında. Konyaspor'a imza atmış. Sukubiş de 26'da gelmiş mi? Ona da baksana. Onu ben iddia etmedim. Onu Uğur abi iddia etti. Kimle dans ediyorsun? Adam gazeteci. Ama bak Sukubiş Uğur abiyle. Yok ya. Şakasına takılıyoruz. Evet. Evet. Bir şey söylemeyeceğim ben. Tamamladım o bölümü. Uğur abi yani transfer yani dediğim gibi transfer politikası özel, transfer politikasında yani 7+4 kuralından dolayı bizim stoperlerin yerli oluşturmamız gibi bir ihtiyaç var sanki. Şu araya giriyorum da o 7+4 de zaten biliyorsun bir federasyon seçimi olmadı. Belki de federasyon seçiminde ya muhtemel ihtimal dahilinde hani gelecek hani yönetim ona göre hazırlanman gerekiyor. Olmazsa ha, gelecek yönetim şey diyecek ki yani. İşte mesela ama demesin ama Ferhat abi desin mi ya? Vaat ya demesin değil. Ya şimdi vadede, sen transfer yaptın ama buna göre planlama şimdi yapıyorsun. Senin ihtiyacın işte, var ama artık ihtiyacı olmayan kulüpler var. Örneğin Beşiktaş yeterince genç oyuncusu, yerli oyuncusu var. Ben istemiyorum yani, 7+4 devam etsin diyebiliriz. Taraf ya da hadi tarafsızlık biz de bitirdik. Değil benim mevzum. Bizim yönetim demedim biz Haziran'a kadar bitireceğiz şeyi evet. değil mi? Transferi bitir. Evet. Biz bitirdik oturduk dediler ki kapatıyoruz tekrar 14'e çıkardık. Haksızlık değil mi? Haksızlıktı bunu düşünen var mı? Hep zaten son dakika kararlar alınmadı. Öyle yapacaklar mı? Dememek lazım yani. Bence hiç onu kabul, yani ihtimal dahilinde bile almayalım yani. Bu saatten sonra o iş vallahi olmaz. Türkiye'de her şey olur. Ben diyorum ki yönetim, federasyon seçime gidecek. Federasyonda yönetim yok. Yeni gelecek şeyler, takımların o isteklerine göre şey yapıp. Yani biz bugün, hani, bugüne göre konuşabiliriz. Ya. Yapacak bir şey yok yani. Onlar varsa yemek. Hani şey değil. Garanti değil. Ama dediğin gibi keşke öyle olsa. Hani şu kural var. Bu kural değişmeyecek. Buna göre yapın. İşi bitirin. Keşke öyle olsa ama inşallah öyle de olur yani. Merak ettiğim için soruyorum abi. Skubiç'e 25 mi 26 hanginiz dediniz? O 25 dedi ben 26. Bu sefer Uğur abi kazandım. Öyle mi? Olsun. 25'te mi geldik? Ya arada 6 ay vardı. Çok önemli değil yani. O devre arasında evet, geldi oradan. Şeyden. 6,5 sezon. Abi ben 25,5 dedim. Şeyden girdim de federasyondan sen 7+4'ten bahsediyordun. 7+4 olacak. Evet. Onunla alakalı. Yani. Yani dediğimiz gibi stoper tandemini yerli yapacak gibi gözüküyoruz. Sağ bekte de İlhan Hoca'nın beyanlarına göre Türk oyuncu kullanmayı düşünüyoruz. Şu an elimizde Barış var. İşte oraya bir yerli transfer daha düşünülüyor. Seyit'in yani, yediği olarak... Barış var elimizde o da tartışında. O da bir ayrı bir konu ama artık var yapacak bir şey yok. Şeyden dolayı işte bu yerli şeyinden... Yani Barış'ı bazen stoperde oynatabiliyor yerli ya. Yerli oyuncu ve tecrübeli diye bakıyor. Yani işte hocanın Cebrail iş görür mü abi orada? Cebrail iş görür. Yani şu anda Skubiç'in açını kapatır. Türk sağ bek açısından alabileceğin 3 tane oyuncu var zaten. Yani birisi Cebrail'dir. Kayseri'de Onur var. Onu alamazsın. Onu alamazsın. Şu anda hani çok gözde olduğu için Cebrail şu anda alabileceğin. Ama onu da alabilirdin. Alamadın. Artık alamazsın. Yani bu arada Onur'un yaşı da 32. Yanlış hatırlamıyorum. Veya 31. Yani aslında çok olgunlaşmış bir oyuncu. Hiç önemli değil. Yani böyle bonservis vererek alınacak şeyi de aslında geçmiş durumda ama çok iyi bir performans verdi. Bir de bizim Seyit'in yerine hani Seyit yokluğunda Türk yabancı kontenjanını da destekleyecek şekilde gerektiğinde yani ligde oynatabileceğin güvenip kale verebileceğin bir yerli Türk kalecisine ihtiyacımız var. Herhalde Birniçan'la sözleşme bitiyor. Erden Ersoy'a güvenemez miyiz biz bu konuda? Özellikle
Konyaspor'un o her takımda çatır çatır genç yerli kaleciler var. Bu furyadan biz niye çıkaramadık? Bu furyadan Konyaspor'un faydalanması gerekiyor. Bu şu anlaşılmasın. Seyiç muazzam bir sezon geçirdi. Evet. Bizim oyun kurgumuzdaki çok ayağı düzgün gelmesi. Bir de ben hemen adres göstereyim. Gitsinler Balıkesir'in neydi? Yiğit Han mıydı kalecisi? Ben de onu diyecektim. Sadece Süper Lig'de değil, alt liglerde de müthiş bir hani yedek kalecinin o genç kaleci cenneti oldu ya memleket gerçekten yani. Müthiş. Çok ve bizim altyapımızdaki çocukların ismini unuttum. Mehmet ve Deniz miydi? İki tane çocuk var. Onlardan da çok umutlular mesela. Yani bir yerli Seyiç'i yedekleyebilecek yerli ve bir de o altyapıdaki çocuklarla çok rahat gider sezon. Yani şunun için önemli, hani bu yabancı kontenjandan dolayı Seyiç'i gerektiğinde bazı maçları dinlendirip Türk kaleciyle çıkılabilmesi lazım yani. Abi şimdi biz lafını kestim de biz hani hesapladık şey yaptık ama Konyaspor şöyle baktığın zaman ona yakın transfer yapacak neredeyse. Çok ciddi kadro yenileceksin. Yeniliyorsun yani sen şimdi. Çok kadro. Bir de sen daha böyle sürpriz göndermelerin olacak. Yani ben mesela bilmiyorum, çok hakim olmadığım için soruyorum. Yani sen Empoku tahmin edersin abi. Yani atıyorum ne olacak? Vallahi Empoku'nun gönderilmesi gerekiyor. Devam edecek mi? Hamilton devam edilecek mi? Gönderilir belki. Endri Çekici devam edilmeli mi, edilecek mi? Konuşmak lazım bunu. Yani yabancı Çekici'den başlıyoruz değil mi? Bundan kaynaklı. Şey olabilir mi? Tekrar yani şöyle. Sürpriz transfer teklifleri olabilir. Mesela Bütücü ile de ilgilenildiği var. Olur ya bakarsın şak diye bir olabilir tabii teklif canım. O da gidebilir. Şak diye teklif gelir de senin elindeki en iyi futbolcuları gittiği zaman bunların yerinde bir şekilde ama, doldurman gerekiyor. Ama para varsa işin içinde durar. Türkiye'de artık yani 3 milyon euronun üzerinde teklif reddedemezsin sen. Zor, çok, çok kolay zor değil. Ya. Kolay biz değil. Hep konuşuruz ya para. Çok büyük paralar. Peki abi. Yerlerini nasıl dolduracağız abi? Abi işte ona göre orada, planlamasını yapacaksın. Yönetim o zaman inşallah. Senin bu soruyu sorman için şöyle yapmamız da gerekiyordu. Yani senin bu soruyu sormaman için bizim zaten bütücüden sonrasını hazırlamış olmamız lazımdı. Sadece bütücü erken giderse bir sezon önce devreye aldığımız için acaba risk alıyor muyuz düşünürdük o i̇lk zaman. İlk dönemden ilk bölümde bahsettiğim konu Skubic'in yerine bir futbolcu evet, olmuş olsaydı. Ben şu anda bilmek isterdim. Skubic bu sene futbolu bırakacak ya da bırakmadığında gidecekse eğer sözleşme yenilemeyecekse iki sezondur biliyor olmam lazım. Skubic gittiğinde şu adam burada oynayacak. Öyle birisi yok. Skubic'in yani, futbolu bırakacağı yarım sezondur belli. Eskiden diyorum çünkü artık öyle şey kalmadı. Usta çırak ilişkisi pek kalmadı. Kalifiye eleman ya da sanayide çalışacak şey eleman sayısı yani eleman bulmakta zorlanıyorlar. Az önce söyledim ya. Yani Skubic'in yanına bir adam verecektim. İki sezon. Ya da ya bir sezon neyse. Bunun yanından ayrılmayacağım. Skubic nereye gitti sen de oraya gideceksin. Skubic'in çaycılığını yapacak. 15-16 gerekirse. Anahtar getir. Götür yapacaksın. Bu ama yani tamam böyle hani komik gibi geliyor ama gereklilik artık yani. Ya ama Avrupa'ya öykünüyorsun. Ondasını geçen vardı. Hikayesini yazıyorlardı işte. Haaland gönderiliyor yerine. Adeyemi mi? Bir saat sonra transfer yapıyor. İşte yani. Ama aynı takım öteki de başkasını yapıyor orada. Salzburg muydu? Salzburg. Alıyor Haaland'ı şeye gönderiyor. Dortmund'a Adeyemi'yi getiriyor. Oradan tekrar Dortmund'a. Hani hikaye belli. Rakamlar büyüyor ama giderek büyüyor. Orada 2015 yılında Konyaspor skatı selam olsun. 2015 yılında Haaland'ı 100 bin euro iken Konyaspor'a önermiş bir sayfadır. Ne diyorsun ya? Hatırlar mısınız 2015, bilmiyorum. 2015-2016. 100 bin euroydu değeri. Yalnız çok şey bir flash bir haber söyledin yani. 2015'te Haaland Konyaspor'a mı önerildi? Hayır. Ya sosyal medya üzerinden. Ya yaşı zaten 21. Sosyal 15 yaşındayken. Evet 15-16 yaşındayken 100 bin euroydu o zaman değeri. Bir scout Konyaspor'a önerdi evet. Sosyal medya. Anladım. Menajerler önerildi de Konyaspor'a. Yok değil. O scout'u tebrik etmek lazım. Yani yapacak bir şey yok. Büyük İşini hakkıyla yapmış demek ki de 15 yaşındayken keşfettiyse. Evet, bir de bu transfer politikasında bir şey daha söyleyeyim ben aklıma gelmişken. Yani Konyaspor'un Balkan ve Kuzey Avrupa politikasından vazgeçmemesi gerekiyor. Evet. Yani oyun karakteri olarak. Bu bir zorunluluk ya. Dokutukluğundan değil. Hem bütçe olarak bu şehrin kaderinde bu var. Sen getiremezsin. İngiliz'i getiremezsin. Hem oyun karakteri olarak. Geldi daha Portekiz'i. Hem oyun karakteri olarak. İşte dibe vuran ona tekrar çıkış yakalamak isteyen. Sen öteki gibi flash transfer. Anlatabiliyor muyum? Sen şeyi de getirdin, İskoç getirdin. 6 ay dayandıramadın. Bunu da bilmiyoruz yani ne olacağını. Bu şehrin ama bir kimyası var ve ona uygun karakter ve kültürde evet. Oyuncular getirmek zorunda. Aldığın futbolcu Vitor Pereira'nın transfer listesinde olan bir tamam. Futbolcuymuş.
Benim tahminimce önümüzdeki sezona da biz bu futbolcuyu Benfica'ya satarız diye tahmin ediyorum. İnşallah Benfica'ya. Maçı sağlamdır. Evet. Benfica son durak oyuncusu almaz. Son durak oyuncusu değil ki, 24 yaşında. Yani sen ona sattığında yani ne olacak? Gelecek sene 25-26 yok. Benfica'nın tarzı değil. Değil değil. Almaz diyorsun. Benfica 22 yaşında zaten 24 yaşında oynayacak oyuncu belli onun için. Seninle tekrardan iddialaşmayacağım abi. Yani şunu demeye çalışıyorum. Tamam, Portekizliler de oynar bizde, Brezilya'da oynar ama yani ana kimliğin tuttuğu bir taraf var. Bu da bir tercih zorunluluğu ya, bunu kabul yani edeceğiz. Her Brezilyalı artık. Gülerme gibi çıkmaz. Yani. Aynen öyle. Bu profesyonellik seviyesiyle adam alakalı. Adam Konyalı gibi yaşıyor mesela Gülerme. Yani. Ama yoksa diğerleri için Konya çok şey bir şehir değil yani, uygun bir şehir değil. Evet. Biz kendi kültürümüze uygun. Ya kültür şehirden geçtim ya, takım yapısı için de bahsettiğim aynen. Şey yani. Yardımlaşarak oynayan, pas oyunu oynayan bir takımda bir top cambazı her şeyi bozar ya. Örneğin, yani bizde uygun değil çünkü. Anglo-Sakson kültürü bizde karşılığı yok burada. Ama hani kuzey kültürü daha disiplinliler, daha profesyoneller. Onlar kim ya? Onlar kim? Adam ne bilsin Anglo-Sakson'u ya? Allah aşkına ya. Allah Allah. Güney Avrupa diyorum. Ya öyle demen lazım. Tamam abi. Ama Balkanlar burası için niye sürekli boşnaklardan verim alabiliyoruz? Kültürler yakın, çok yakın. Yani. Hem yakın hem bütçe olarak da biz uygun alabiliyorsun. Programda yavaş yavaş sonuna doğru geliyoruz. Ondan dolayı gelen mesajları hızlıca okumak istiyorum. Fatih Soğucaklı, değerli Kanal 42 spor gündemi demiş. TV 42 diye düzeltelim bunu. Moderatörleri Ferhat ve Ali Kaan Bey'e emekleriniz için teşekkür ederim. Rica ederiz. Değerli biz konuklarımız Uğur Bey ve Yunus Bey'e bir sezon boyunca yaptığınız yorumlar ve bizleri aydınlatıcı görüşler için teşekkür ederim. Her şey için teşekkürler Konyaspor ve teknik heyetimiz ve de futbolcu kardeşlerimiz ve canı gönülden teşekkür ediyorum. Selamlar, saygılar, sevgiler demiş. Biz de aynı şekilde sizlere selamlar, saygılar gönderiyoruz. Evet, teşekkür ediyoruz. Abdullah Kaşıkçı, Konyaspor sevgisiyle yaşayan fanatik bir taraftarım. Ali abi, Abdülkerim Bardakçı gidiyor mu, kalıyor mu demiş. Kritik bir soru. Abdülkerim yüksek ihtimalle takımdan ayrılacak diye biliyorum. Yine Ferhat abi de yanımda, gazeteci büyüğüm olarak ona yani, da sormak yani, lazım. Gitme ihtimali yüksek. Kalırsa da bizim için hem bir taraftar olarak hem spor gazetecisi olarak ben memnun olurum yani. Ya iyi bir ama paraya giderse. Ama gitmesi yüksek ihtimal. Yakup Temel yazmış. Hayırlı yayınlar demiş. Yunus abinin de fanatiği kendisi. Seni gerçekten seven birisi abi. Teşekkür ediyoruz Yakup'a. Konya spor fanatiği. Evet. Senin de fanatiğin ama. Her masada var ya. Çok özür diliyorum hemen. Senin öğrencin diyebilir miyiz abi? İlhan yazmış. Ali Kaan, öyle demeyelim. İyi yayınlar demiş. Ya, tabii benim sevdiğim bir kardeşim, sevdiğim meslektaşım ama senin hani şeyinden, tezgahından geçmiş, ben Nas Ferhat abinin tezgahından şu anda geçmeye çalışan birisi olarak hani gurur duyuyorsam. Ondan fikir ayrılıklarımız var Ferhat abi zaten. Abi, biz beraber de çalıştık ama ona bakarsan. Ben az şey aldım senden, feyiz aldım. Ali Kaan biraz fazla feyiz aldı, onun çatışması yaşanıyor. Yok canım, bilmiyorum yani, ben de çok çatışıyorum. Ben sana az maruz kaldım bile. Keşke. Şaka bir yana tabii. Yunus Altınbeyaz teknik direktörlüğe soyunmayı düşünüyor mu? Ya diye bir soru sormuş. Niye yok artık? Herkes işini yapsın. Sıkıntı yok. Yani gençliğinde her çocuk gibi ben de hayal kurdum, oyunlar oynadım ama o başka bir şey. Uygulamak başka bir şey. Şunu söyleyeyim. Psikolojik tarafını yönetir ama teknik taktik tarafında takılır diye düşünüyorum. Yok, bence orayı da hallederim tabii. Yok yani şeye yapamaz yani. O şeyi Yunus bir hırsla şimdi teknik direktör. Öyle bir baktın ki ya. Yunus abi, Sarıyönü Belediyespor hemen. Yok ya, oraları verirler mi bize yani? Sen tam nasıl oraları? Dipten başlaman lazım senin. Dip abi. Amatör ikinci kümenin bir tozunu yut ya. Üçümüne belediye. Sen bölgesel amatörlük falan çok şey aldın şu anda. Bir abi, sürü teknik direktör var bekliyor. Ya. Ya diyorum ya, psikolojik tarafını halleder. Hadi oyunculara motive eder, şey olur da. Abi öyle. Sen diyorsun ki tam bir Fatih Terim şeyi var, edası var. Kesinlikle hayır. Kesinlikle hayır. Yani nefret ettiğim teknik direktör profili yani. O yani dedim ya, hani psikolojik anlamda oyuncuyla birebir iletişim, toplu konuşmalardaki o hitabetin verdiği
özgüven, ondan sonra o güzellik, etkileyici konuşma. Hiçbir şey yapamasa gazı verir diyorsun. Yani. O şeyde kesinlikle, yani o sakin konuşma, yani işte işi psikoloji, sosyolojik tarafına girme. Felsefe. Ama şey olur ama 3-5 maç devam eder. 5. maç futbolcu ne diyor lan bu demeye başlar. O motivasyonla bir yere teknik, kadar. Teknik taktik olayına orada zaten o onu eklemezse orada kalır. Ama teknik taktiği de eklerse yani Guardiola'yı bile geçer yani. Bu yaştan sonra olmaz. Yani düşünmüyorsun. Yok düşünmüyorum. İlhan'cığım almış olduğun cevabı. Teşekkür ederim. İlhan bizi yakıştırıyorsa oralara. Ogo'nun abi güzel bakış açısı. Sadece İlhan yakıştırmıyor, ben de ya yakıştırırım. Bizim yani yanlışımız da burada. Bizim yanlışımız da burada. Seninle. Eyvallah. Bizim evet. Yanlışımız da burada. Şu çıkıyor yani. İşte televizyona çıkıyoruz. Güzel konuşuyoruz, güzel yorumluyoruz diye ya hoca yaparlar ya şey yaparlar. Mesela öyle şeyler var. Bizim ya yani ben kendim yani şahsi fikrim işte mesela birçok teknik adam televizyona kendini pazarlamak için çıkıyor. Yani bu bir, bir daha iki. Evet. Ya biz, bizim mesleğimiz bu. Biz yani gözlem yapıp sadece teknik taktik değil, işin teknik taktik kısmını çok fazla bilenlerimiz de var. Bilmesek bile hani söylüyoruz ya işte psikolojik bundan sonra getireceği hedefler ya da aksiyonlar diyeyim farklı işte pozitif ya da negatif neler olabilir bunların değerlendirmesini yapmaya çalışıyoruz. Ha, ama beğenilmek güzel tabii ki. Yani şey yapmamak lazım bu tür yorum ulusal tarafını da gireyim. Bu tür her televizyonda yorum yapmanın çok konularda yetkinmiş gibi görmemek lazım. Evet, duyuyor, yani bu insanlar evet. Yani bizler olayın anladığımız tarafını insanlara aktarabilmeye çalışan. Evet gözlemlediğimiz tarafıyla. Ki çoğunlukla bazen doğru anlamıyoruz belki de. Hadi doğru anlasak uygulamak çok farklı bir şey. Bilmiyorum var mıdır ara yani futbolu yorumlayan insanların içerisinde o vallahi şeye göre yani eskiye göre teknik direktörlerin oyun içindeki payı gittikçe artıyor. Ha kesinlikle. Yani önceden ben teknik direktörlerin bir takım başarısındaki payını %30 falan derim. Kadron iyiyse her hoca bir şey ama şimdi öyle değil. Aykut Kocaman'dan sonra. Gittikçe bak, teknik direktör. Çok zor iş. Yani oyunun her anını artık planlıyorsun. Oyunun başlangıcından. Yani ben mesela. Atağın geliştiği şeye eskiden, kadar. Olası bunu, top kayıplarına biz, kadar her şey. Aykut Kocaman hissettirdi. İlhan Palut devam etti. Bakın hangi hocalar başarılı oluyor? İstikrarlı başarılı. Biraz takıntılı, biraz hırslı, biraz daha hatta ne bileyim böyle ruh sağlığı pek yerinde olmayan insanlar. Çünkü normal kalamazsınız bunda. Yani 20 tane genç insanı yönetmek zorundasınız ve kamuoyu baskısı, yönetim baskısı yani çok maddi hani, zorluklar. Maddi zorluklar her hafta yeni rakip. Rakipler de eskisi gibi değil. Herkes bir şey arıyor. Yeni bir şey deniyor. Yani, size göre bir şeyler yapıyor. Hani bir doğruyu buldum onun üzerinden devam edeyim işte. Bir hatırlayın Fatih Terim 96'da işte o üçlü orta sahayı oturttuğunda 4 sene ekmeğini yedi yani. Bak şimdi böyle bir şey bul 3 haftada senin şeyini çıkarırlar. Röntgenini çıkarırlar karşılığında da antitezini koyarlar yani. Doğru. Panzerini oluştururlar. Kesinlikle, öyle bir kolay kesinlikle. Değil. Yani şeye gidemiyorsun mesela ligin son sırasında çok hani psikolojik olarak dağılmış, kırılmış olmadıktan sonra ligin son sırasındaki takımı tedirgin gidiyorsun. Ne olacağını bilmiyorsun yani. Doğru. Ve her sene, her hafta yani bitmiyor ki her hafta yenilemek zorundasın. Çok zor işler. Ondan sonra işte çok zor işler. Ondan sonra çıkıp İlhan Hoca'ya şeyi soruyoruz. Hocam sahanın içinde 15 dakika niye dolaştın kendi başına? Mesela kendi normal başına yani, normal. Normal tabii ki normal. Yani şu saydıklarımıza bakarsanız. Sağlıklı kalmak mümkün değil. Yönetilmesi gereken çok zor süreçler bunlar. Bir de devamlı yapmak zorundasınız. İşte atıyorum Sergen Yalçın tabiat itibariyle işte başarıya alışkın bir adam ama ne dedi? Kariyerinin en zor başarısı şampiyonluğumdu dedi. Hı hı. Neredeyse kaybediyordu da onu. Doğru mu? Evet. Ne oldu? Bak, ertesi seneye taşıyamadı onu. Taşıyamadı. Taşıyamazsın. Mental yorum. Kolay değil yani. Mental anlamda bunu devam et. Çok yıpranıyorsunuz. Çok daha iyi. Ne kadar winner olsan da. Tabii. Çok daha iyi takım. Ne transferler yapıldı ya?
Eyvallah. Abi programımızın da böylelikle sonuna gelmiş olduk. Sezonu sona erdirmiş evet, olduk. Evet, sezonun sezon finali diyelim. Sezonu sona erdirdik. Sana ve Ferhat'a da teşekkür ederim. Yunus Ayıp teşekkür ederim yorumlar için. Dinleyen seyircilerimize ha, çok ben, teşekkür ben ederiz. Ben sana sormadan sen söyleyeyim diyorsun yani. Evet, ben söz gelmişken kendi adıma vedamı yapayım. Abi söyleyeceklerin varsa uzun uzun dinleyebiliriz. Abi yeterince yani... söz verdiniz. Her zaman çok saygı gösterdiniz. Allah razı olsun. Şu an abi, söyleyeceklerim bu kadar. Yeni sezon inşallah Konyaspor'umuza hayırlı olur. Sen bizi kırmadın bir sezon boyunca. Tabiri caizse TV42'nin eski adıyla Kanal 42'nin nazını çektin. Biz sana şükranlarımızı sunuyoruz. Ne demek, rica ederim. Yunus abi, senin var mı bir isteğin, arzun? Sana da ayrı teşekkür ediyorum. Sen de kırmadın bizi. Eyvallah. Yani zaman zaman taleplerinize karşılık veremedim. Bazen gelemedim. Hakkınızı helal edin. Zaman zaman sana programına takıldım. Onun için senin de... Senin canın sağ olsun. Ama Ali de sana takıldı. Nasıl? Ali de sana takıldı. Karşılıklı abi bunlar. Yani normal ama şöyle olabiliyor. Hani küçüğün takılması daha şey ama büyük takılınca daha ağır olabiliyor. Onun için ağır gelmesin yanlış anlamda. Ben seni sevdiğim senin canın sağ olsun abi. O tamamen samimiyetten. Teşekkür ederim. Keyif aldım futbol sohbetinden. Uğur abiyle ekli olmak bence çok güzel bir duygu. Eyvallah. Uğur abiyi de tanıdığımdan beri hissettiğim bir duygu, bu vesileyle söyleyeyim. Hep böyle bir hani böyle bir janti tarafı var. Ne yaparsan yap onunla. İşte yolculuk da yaptık biz Uğur abiyle. İşte gezmeye de gittik. Deplasmana da gittik. Hep böyle yaptığın işi sanki daha böyle bir özel hissediyorsun yani. Ben Uğur abiyle yaptım. Biliyorum. Gittiği deplasmanı da biliyorum. Geçip arkaya yatıyor. Oradan sonra da arabayı... Niye bozuyorsun Uğur şimdi? Allah Uğur abi. Ben şoförlük yapıyorum. Arkada yatıyor. Arkada onu yani öyle tabii özel hissediyorsun ya. Ne diyelim canti adam abi diye yani. Evet. Doğru, özel hissetmem çok normal işte. Özel şoför var çünkü. Şoförlüğümü yaptırmıştım. Yunus'cum şunu da lazım. Eyvallah gecenin kardeşim, sağ olasın. Azizem beni anladın değil mi? Anladım ben. Çarpıt diye çalışıyor mu? Çarpıt tamam. Anladım ben. Abi bu oyuna gelmeyin. Tabii önümüzdeki sezonda beraberiz Allah izin verirse. İnşallah kardeşim. Ben şimdiden bağlayayım onu da. Hani İnşallah yani alayım. Yine keyifli bir sezon olur. Tebrik vallahi edelim. Vallahi düşmüyor oynarsak ben gelmem. O zaman konuşacak bir şey kalmıyor. Evet asıl ya. O zaman travmayı ben de kaldıracağım. Çok sıkılıyor ya. Evet, travmayı ben de kaldıramam ama ben olacağım sezon programı yapmıştık. Şey de vardı herhalde. Furkan yani, Bozoğlu. Yok. Kimle yaptık abi? Hangi sezon küme düşmüyor oynadın? 2018-2019. Evet. O sezon hep burada program yaptık. İnan hep sıkıntı ya. Konuşacak bir şey bulamıyorsun yani. Yüzün hep asık. Abi kötüyü çağırmayın. Tabii onlar İnşallah, onları geçtik. İnşallah Konyaspor'umuzun konferans liginde yarı finallerini konuşacağız. Beklentiye çıkacağız mı? Beklentiye. Avrupa'da olmuş olmak çok yine güzel. Yine hayal kuralım. Bak, Avrupa'da olmuş olmak çok güzel. Bu takımın düşme korkusu yaşamadığı sürece ligde kalmış olması çok güzel. Zira Türkiye Kupası'na inşallah yine renk atarız bir Borcu da sıfırlıyor mu? Hiç baskı altına sokmayın. Beklentiyi istiyorum o zaman. Gruplara kalalım inşallah. Yeterli mi? Düşük tuttum abi, daha ne yapayım? Yani İnşallah. Artık, İnşallah rakibe göre. Rakibe göre diyelim. Konyaspor yönetimini, teknik heyetini, futbolcularını da tebrik edelim bize yaşattıkları her şey için. Ahmet kardeşimizin de... Bu arada İlker Kırnaz, özür dilerim. Yani ismini analım. Hatırlayamadım. Birlikte program, birlikte program yapmıştık. Saygısızlık gibi olmasın. Sezona damgası unvanı acı olaydı. Ahmet kardeşimizin aramızdan ayrılışıydı. Onu da bu şekilde almış olalım. Hep. Güzel bir sezonun acı hatırası olarak kalacak bizim için. Keşke o da aramızda olabilseydi. Gelecek sezon içinde inşallah yine bu yani olumsuzlukların az oldu. Olumlu tarafların ön plana çıktı. Keyifli bir sezon olur. Konyaspor yönetiminde daha tecrübeli olacağından varsayarak transferde daha dikkatli bir Konyaspor. Tabii yani Konyaspor'un geleceğini oluşturalım inşallah. Yani yavaş yavaş. Çok dedin ya işte yani insanların sempatiyle baktığı bir camiayız. Bunu üstüne koya koya gidelim. Ama sempati kaybedeceğiz korkusuyla da bazen önde basmaktan da vazgeçmeyelim. Gerekirse sempati kaybolsun. Dişimizi gösterelim. Dişimizi de gösterelim yani. Eyvallah abi, ağzına sağlık. Ferhat abi senden de alalım. Sen de hiçbir şekilde beni yanlış anlamayacaksan eksikliğimi hiç hissettirmedin hani programda. Evet, Kastamonu'ya gittim her zaman. Devamsızlığım senin, olmadı. Senin devamsızlığın olmadı. Hep devamsızlığım ben... olmadı. Elimden geldiği kadar. Hatta bugün son program biraz rahatsızım. Soğuk algınlığım vardı. Yapmadın yine yapma dedim ben de sana. Sen de kırmadın. Soğuk algınlığım vardı ama işte hani devamsızlık yapmadık. Son programa da gidelim dedim kendi kendime.
geldik elimizden geldiğince, dilimizin döndüğünce TV 42 ekranlarında kaliteli, seviyeli bir spor programı yapmaya çalıştık. Kimsenin tarafında olmadık. Konya Spor'un tarafında olduk. Yani Konya Spor'un menfaatinin tarafında olduk. Bunu altını çizerek söylemek istiyorum. Yapılan güzellikleri alkışladık. Yapılan yanlışları söylemeye çalıştık. Söylemeye de devam edeceğiz. Konya Spor güzel bir sezon geçirdi. Acısıyla tatlısıyla içinde güzel hikayeler, hüzünlü hikayeler barındıran bir sezon oldu. Bundan sonraki süreçte Konya Spor Avrupa'da mücadele edecek. Avrupa'da mücadele eden takımların durumlarını biliyoruz. Dileğimiz önümüzdeki sezondan itibaren işte Konya Spor'un bize tekrar özür diliyorum, bize tekrar o eski günlerin sıkıntısını yaşatmaması, küme düşme korkusunu yaşatmaması. Tek dileğimiz bu. Yani bununla ilgili de yani bu hatayı yapmamak için de biz Konya Spor, Konya medyası olarak, spor medyası olarak üzerimize düşeni yapacağız. İyi gördüğümüzü yazacağız, kötü gördüğümüzü yazacağız, söyleyeceğiz. 40. program mı bu? 40. 40 evet. Programdır da bizlere katlanan sevgili seyircilerimize çok teşekkür ediyorum. Haklarını helal etsinler. Sürçülisan ettikse affola. Ekran önünde olmak gerçekten çok zor. Keyif veriyor ama zor. Zor yani hani gazetede yazıyorsunuz haberi, sizi kimse görmüyor. Sadece isminizi görüyor ama burada görünüyorsunuz. O yüzden biraz da zor. Yani böyle hatalarımız olduysa affetmelerini rica ediyorum. Dediğim gibi haklarını helal etsinler. İnşallah yeni sezonda burada olursak devam ederiz. Olmazsak da burada olan arkadaşlara başarılar dilerim ben. Buradayız abi inşallah. Bir aksaklık olmazsa. Kendi adıma teşekkür ediyorum. Konya Spor Camiası'na, tüm Konya halkına, tüm insanlığa mutlu, sağlıklı, huzurlu günler diliyorum. Evet abi. Teşekkür ediyorum ben de. Acısıyla, tatlısıyla, hüznüyle 2021-2022 rahmetli Ahmet Çalık sezonunun böylelikle sonuna gelmiş olduk efendim. 40 program Spor 42'de 25'i aşkın farklı konukla beraber siz değerli izleyicilerin karşısında bulunduk. Uğur abi bahsetti, Yunus abi bahsetti, Ferhat abi bahsetti. Güzel bir programları sizlere yapmaya çalıştık. Eğer hatamız olduysa, Ferhat abinin bahsettiği gibi yine sürçülisan ettiysek affola. Tabii Spor 42'nin sezon finali. Önümüzdeki sezon yine inşallah sizlerle beraber olacağız. Yine beraber bir şekilde görüşmüş olacağız. Yaz transfer döneminde de Mehmet Burak Baran kardeşimle beraber yine karşınızda olacağız. Farklı bir programla. Bizleri sporda yine izlemeyi bırakmayın. İlginç bilgiler var. Bir dahaki programlarda görüşmek ümidiyle, önümüzdeki sezona da görüşmek ümidiyle sağlıcakla kalın. Allah'a emanet olun. Sevgimiz bitmez, bizi ayırmaya kimsenin gücü yetmez. Yeşil şeklinde, beyaz kalbinde, şimşekler gönülde, hepsi nerede. Yüzyıldır peşinde, sevgimiz bitmez, bizi ayırmaya kimsenin gücü yetmez. Yeşil şeklinde, beyaz kalbinde, şimşekler gönülde, hepsi nerede. La 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 la
gönülde yatan Anadolu kartalı şehrini alma. Yeşil beyaz örtümüz ömür boyunca. Selçuklu kartalı al bayrağı. Aşkla gururla zirvelerdeyiz. Süreyya Ege deyince titrer kalbimiz. Birlik beraberlik bulur ülkemiz. Selçuklu kartalı al bayrağı. Şanla şerefle zirvelerdeyiz. Konya deyince titrer kalbimiz. Birlik beraberlik bulur ülkemiz. Kalite ise kalite, fiyatsa fiyat. Ekrem Coşkun Döner'in yeni ürünü Danakaburgasından ekmek arası köfte.